Aileler yarışıyor. Aileler yarışıyor. 100 kişiye sorduk, 3 popüler cevap arıyor. Aileler yarışıyor. Aileler yarışıyor. Aileler yarışıyor. 100 kişiye sorduk, 3 popüler cevap arıyor. 100 kişiye sorduk, 3 popüler cevap arıyor. Milyonların cevap aradığı fakat bizim burada en popüler cevapları aradığımızı aileler yarışıyor. Siz ekran başındaki canım, ciğerim, sevgili izleyenler, siz dansçılar ve siz oyuncular. Hepiniz hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz efendim. Sağ olun efendim. Siz hoş geldiniz. Sevgi Hanım. Teşekkür ederim. Bu tarafın en coşkulusu Sevgi Hanım. Evet. Hoş hindi aldın. Hindi mi gıdakladı? Efendim Cevat Bey? Hindi mi gıdakladı dedim. Ne? Hindi mi gıdakladı? Cevat. Bana mı dedi, sana mı dedi Sevgi? Bilemedim. Bir ses duydum genelde. Genel diyorsunuz. Genel. İsteyen üstüne alsın. Şöyle şahsen ben olmuş olabilirim. O sohbetim pek bir hoştur hindilerle. Yani tatlısınız. Dansçılar mı? Evet. Dans ediyoruz mu? Evet. Wow. Dünya edelim mi? Sen de edebiliriz. Ay çok isterim. Edersin. O zaman şöyle yapalım mı? Biraz bir başlayalım, tamam. Sonra aralarda ne isterseniz. Tamam. Seve seve. Hoş geldiniz dansçılar. Hoş bulduk efendim. Oyuncular da oyuncular mı? Evet. 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 Tiyatro oyuncuları. Oo, hoş geldiniz oyuncular. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Efendim gördüğünüz gibi nasıl üstüm nasıl? Çok, Türk filmlerinden çıkmış gibi değil mi? Ha evet. Evet. Gözümden kaçmadı. Tamam. Bu olmamış mı? Çok olmuş. Hayır abi. Ama bu da farklı bir tarz. Efendim, çok hoş. Farklı bir tarz çok hoş. Farklı öyle bir şey yaptım. Bence öyle kendime Yeşilçam filmlerinden çıkmış. Evet. Evet. İyi ki geldiniz. Efendim günlük eğlence dozunuzu almaya hazırsanız Aileler Yarışıyor başlasın. Aileler Yarışıyor başlayacak tabii ki ama şunu belirtmek isterim. Bu akşam çok özel, çok özel. Onur misafir, Onur misafir deniyor değil mi? Evet. Onur konuklarımız. Onur misafirleri. Konuklarımız. Onur konuklarımız var. Olabilir. Çok hoş. Bu akşam birbirimizi tamamlıyoruz, farkındayız. Ya senin gülüşüne kurban olsunlar. Teşekkür ederim. Efendim biliyorsunuz sürprizli bir cevabımız var. Tam 1 lira değerinde. Ve şimdi büyük ödülü duyunca Sevgi'nin kahkahalarına bak şimdi. Büyük ödülümüz de 10 bin lira. Hazır mısınız? Hazırız. Hazır mısınız? Hazırız. Harika. O zaman Zerrin ve Gönül Hanım'la başlıyoruz. Zerrin çok tatlısın. Teşekkür ederim. 100 kişiye sorduk. En popüler 6 cevabı arıyoruz. Sultanahmet denildiğinde aklınıza gelen bir şey söyleyin. Sultanahmet Camii. Sultanahmet Camii nedir? En popüleridir. Burayla başlıyoruz. Görüşürüz Zerrin'ciğim. Oyuncular ekibiyle başlıyoruz. Demek böyle faal geçiyor günleriniz, evet. Gönül Hanım. Evet. Harika. Çok mutluyuz. Ay ne güzel. Gerçekten. İnanıyorum. Hele ki şu sıkıntılı günlerde o kadar eğleniyoruz ki. Pandemi değil mi? Pandemi olayında evet. Yani hocalarımız var, bizi eğitiyorlar.
Sonra oyunumuzu sahneleyeceğiz yakında. Mart'ın 21'inde oyunumuz var, bekleriz. Ay tamam, süper. Oyunumuzun adı... Kendiniz Deliler. 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 Deliler müzikali. Deliler müzikali. Deliler müzikali. Evet. Hayır, müzikali sonra. Önce Deliler, Deliler değil mi? Deliler müzikali. Evet. Deliler müzikali. Evet. Hiç Sadece fark etmez. Hocam. Ne zaman karar verirseniz o zaman müzikali mi? Müzikali sonra mı Sadiyeciğim? Müzikal de var içinde. Şarkılar da var. İkinci oyunumuz müzikal. İkincisi müzikal. Birincisi tamam. Deliler. Yani mühim olan zaten hepsi deliler. Deliler, evet. Çok tatlısınız. Mühim olan o diyorsun. Onları kendimize yakın hissettik, onun için oynuyoruz. Ha öyle mi? Güzel. Yani ne tatlısınız. Peki efendim oyuncular sizinle başlıyoruz. Sultanahmet denildiğinde aklınıza gelen bir şey söyleyin Necati. Sultanahmet köftesi. Tabii ki. Öf. Ya gidip de yememek olur mu orada? Hiç olmaz. Tabii. Ben yemedim ya. Ya mutlaka yiyin. Çok büyük kayıp. Hakikaten ben sultan... Aa, hiç yemedim fark Tabii. ettim. Çok bir de, güzel. Bir de irmik helvası yiyeceksiniz sonrasında. Evet, tamam. O zaman orada duralım. Çünkü belli ki siz bir de birkaç şey daha sayacaksınız. O zaman da kopya olacak. Onu Peki, istemem tamam. ben. Sultanahmet köftesi var mıdır? Vardır. Sultanahmet Camii, Sultanahmet köftesi. Sizdeyiz Sadiye Hanım. Tarihi Sultanahmet Cezaevi. Tarihi Sultanahmet Cezaevi. Üzüldün mü Sadiye? Üzüldü. Daha birçok şey vardı ama orası çok önemli bir yer. En popüler altıda yok. Cevat Beyciğim sizdeyim. Turist. Tabii ya, nereye gidiyorsun Sultanahmet? Sultanahmet denildiğinde aklınıza gelen Başkanım, turist miydi? Turist çıkar mı efendim? Turist çıkabilir. Sultanahmet deyince çıkıyor. Tabii ki. Turistler ilk nereye oraya gelir? Genel, evet. Ama bizim en popüler altı cevap arasında var mı? Görelim turist. Turist. Bravo Cemal. Bravo Cemal. Nihat Beyciğim, bir tane çarpınız var. Sultanahmet Çeşmesi. Sultanahmet Çeşmesi. Sultanahmet Çeşmesi. Geldi mi aklınıza? Evet. Vardır. Bakalım var mıdır? Çeşme de yok Nihat Beyciğim. İkinci çarpınızı aldınız. Kümelenin efendim dansçılar. Buyursunlar. Sevgicim şen kahkahaların eşliğinde kümelenebilirsiniz. Gönül Hanım sizdeyiz. Sultanahmet denildiğinde aklınıza gelen bir şey söyleyeyim. İki tane şey var ama birini söyleyeyim. İlk aklına gelendir bak. Ayasofya Camii. Ayasofya Camii. Varsa ne ala, yoksa üçüncü çarpılarını alırlar oyuncular. Bravo. Necati Bey. Ben Dikili Taş diyorum. Sultanahmet denildiğinde aklımıza Dikili Taş gelir mi? Bravo Necati. İki tane çarpıya rağmen süper gidiyorsunuz Sadiye. Bir tane doğru da bakayım. En popüler 5'i arıyoruz. Onu açtırırsam bu etap sizin. 5'i arıyorum. Şimdi iki tane var ama hangisi çıkar bilmiyorum. Topkapı Sarayı. Sultanahmet'te değil mi? Ne oldu Cevat? Yanlış mıyım? Bakalım yanlış mı demek? Ya ne tatlısınız Cevat Beyciğim ya. Her şeyi ortada bıraktı. Bu ne demek? Hadi bakalım. Topkapı Sarayı çıkarsa bu etabı kazanırlar oyuncular. Çıkmazsa ben bir dansçılara gider bakarım. Topkapı Sarayı. Yok söylemeyeceksin. Yandı. Sakın Eyvah. Söyleme. Oraya kopya verirsin. Dansçılar geldim. Sultanahmet denildiğinde aklınıza gelen bir şey söyleyin. Nere batan sarayı? Hüsnü? Dikili Taş. Onu Dendi. Söylendi zaten. Dendi o. Bravo Sevgi. Evet. Dikili Taş söylendi. Evet. Çıktı. Evet. Sevgi? Kapalı Çarşı. Yere batan sarayı. Yere batan sarayı dedi. Ve Zerrin Hanım kaptan sensin. Karpuz kollarınla sendeyiz. Evet.
Yerebatan Sarayı diyorum. Yerebatan Sarayı dedi. Yerebatan Sarayı. Benim de aklıma geldi. İkincisi oydu. Aklınıza geldi ama demedim. Yerebatan Sarayı çıkarsa dansçılar ilk etabın kazananı olur. Hem de bedavadan. Evet. Bakalım var mı? Yerebatan Sarayı. Çarşı. Başka ne vardı? Kapalı çarşı vardı. Başka ne vardı? Başka bir şey daha dediniz. Kapalı çarşı. O söylendi. Bakalım neymiş en popüler 5'te. Merakımızı giderelim. Ne? Alman çarşı. Alman çarşı. Meydanı. Sultanahmet Meydanı. Doğru. Kendisini soruyor zaten. Necati o değil de köfteden sonra ne yiyorduk? İrmik helvası, irmik. Aynı, asma canı çekti. Mutlaka. Ben bir şey söyleyeyim mi? İrmik helvası en sevdiğim. Ben de vallahi ben de çok seviyorum ya. Süfle. Ben hiç bilmiyorum ki hiç. Asuman Hanım oyunumuza gelin size özel irmik helvası yaparız. Ama oyunumuza gelin. Bol fıstıklı. Bir şartla. Evet. Tamam. Gelirim ne var? Tamam, gönül, tamam gelir. Gönül de köfte yapar. Ha benim adıma bak söylüyor. Ne güzel ya. Hop giderim. Hepsini bir yerde yerim. Evet. Şeyden ne çıkar benim şey kakan makinesi? Sevgi senden ne çıkar? Bizden de dans çıkar. Dans. Evet, dünya dansı. Orada yiyeceksiniz, biz de eriteceksiniz. Onu söylüyorlar. Çok güzel, çok mantıklı. 20 of çok güzel ya. Bak şimdi tiyatroya geliyorsun. Bunları yiyorsun. Arkasından daha seyrediyorsun. Artık daha nasıl daha yapayım? Ne? Daha bana ne yapabilirsiniz yani? Hakikaten. Ya. O değil de Alman çeşmesi. Benim hiç haberim yok. Var. Aa, var. Çeşme. Sana söylememişler. Hakikaten bana söylememiş. sana söylememiş. Benim haberim yok ya. Efendim dansçılar 0 puandasınız ama hiç ziyanı yok. Çünkü neden biliyor musunuz? Sıddık Bey. Bence bu etabı şimdi başlatır. Necati ve Sıddık geliyor. Efendim 100 kişiye sorduk hazırsanız. 100 kişiye sorduk en popüler 6 cevabı arıyoruz. Evlatların anne babalarını mutlu ettiği bir durum söyleyin. Sıddık. Mezuniyet, okul mezuniyeti efendim. Mezuniyetleri anne babaları mutlu eder. Peki bizim en popüler 6 cevap arasında var mı? Okul bitirmesi en popüler 4'te çıktı. Necati Bey daha popülerini bulursanız sizinle başlayacağız bu etaba. Tamam. Evlatların anne babalarını mutlu ettiği bir durum söyleyin. Evlenmeleri. Evlenmeleri. Var mıdır? Var. Evet. Yuva kurması ay daha popüler çıktı Sıddık'cığım. Sizi şöyle alayım ben Sıddık Bey'le bir iki konuşmam. Necati'den sonra. Telefonunuz mu açık Sıddık Bey? Ben. Sesi kapalı ama demek ki şeyine bir onu şey yapsak belki çok iyi bir insansınız. Ha çünkü beni arıyorlarsa ben yokum. Evet ben de yokum. Zaten. Çok harika. Evet. Sıddık Bey sizi ay, şöyle alacağım. Ya. Efendim bu etabımıza oyuncularla baş... yine mi? Yine. Siz sırayı hep biz olacağız Asuman, hep biz olacağız. Hep siz olacaksınız. Dermiş. Siz şimdi kaç yıldır tanışıyorsunuz dansçılarla? Ya ben bir tek dansçıdan Zerrin Hanım'ı tanıyorum. Bugün tanıdım diğer arkadaşları. Öyle mi? Evet. Ben hepiniz... arkadaşlar tanışmıyorlar. Şöyle bizim saatlerimiz birbirine uymuyor. Aynı dakikada, aynı saatte bir arada değiliz. Aynı günlerde şurayı de doğru anlamama yardımcı olun lütfen. Siz aynı belediyede mi bu faaliyetleri yapıyorsunuz? Aynı mahalledeyiz. Aha okey. Burası bir yaşam evi ve o mahallenin insanlarını burada eğitiliyoruz. Yani üyeyiz orada. Erenköy yaşam evi mi diyorsun? Koz yatağı. Okey. Evet. Tamam. Koz yatağı diye geçiyor. Burada işte çok faaliyetler var. Mesela dans günü bilmiyorum salı günüdür. Biz çarşamba günüyüz. O yüzden siz işte perşembe günü tanışıyorsunuz da. Yani saatlerimiz uymuyor. O yüzden evet. Ama rekabete bak. Evet. O zaman hakikaten dansçılar oyunculara karşı. Ben hepsini eski tanıyorum. Öyle mi?
Zerrin hocamla 10 seneden fazla. Fazladır, evet. Sıddık'la biz aynı korodayız. Hah, onlar tanışıyor. Koro da var. Çok sesli koromuz var. Bana bunlarla gel Nihat'cığım. Aa Nihat! Çok sesli korodayız. Sevgi eşimin iş hayatından arkadaşı. Öyle mi? Sünnet evet. Olur. Sizin eşinizde böyle şen kahkahalar mı? Evet. Hüsnü Bey'le nereden? Ne kadar zamandır? Stüdyoda 5-6 senedir gene aynı yaşam evindeydik. Ha, hatta biz kendisiyle... Satrançla oynadık. Satranç arkadaşı. Wow. Ay süper ya, bir şey söyleyeceğim. Hiç faaliyet bitmiyor sizde. Ben de mi sizle takılsam ya? Satrançta yokum Hüsnü'cüğüm. Satrançta gel, yokum. Gel dans edelim. Yokmuş. Dans edelim, şarkı söylerim. Tiyatro oynayalım. Atarım kendimi sahneye Necati. Tamam, kaldırırız. Ya kaldırırız, atarmış beni aşağı. Efendim sizdeyiz. Evlatların anne babalarını mutlu ettiği bir durum söyleyin de yuva kurması, okul bitirmesi çıktı. Sadiyeciğim sendeyiz. İş kurup kariyer sahibi olmaları. Aa, iş kurmaları. Evet. İş kurmaları. Bakalım var mıdır? Yuva kurması, okul bölümünde iş sahibi olması önemli. Cevat Beyciğim sizdeyiz. Onları ziyaret etmeli. Onları ziyaret... Çok... Bayramda, özel günlerde onları ziyaret edip elden öpmeli. Lütfen mesajınızı verin Cevat Bey. Lütfen anne ve babalarınızı ihmal etmeyiniz. Onları özel günler olmasa bile müsait olduğunuz her zaman arayın, sorun, gidemezseniz de telefon edin. Bravo. Bravo. Evet, bravo. Şey ya, onlar bilmez ama dediğiniz gibi bir saniye sonrası ne olacağı belli değil. Evet. O yüzden hatırlayalım, hatırlanalım. İnsan evet. Hoşuna gidiyor yahu. Tabii ki. Değil mi? Tabii ki. Onları aramaları, evlatların anneleri, babaları aramaları, ilgi göstermeleri, şey hepsi var onda. Var mı? Cevat Bey'in dediği gibi var mı? Bravo. Ziyaret etmesi. Öylesi anneler günü, babalar günü, öyle bayramda değil. Arada gidin gelin işte, çıkın çıkın gidin gelin. Ah. Nihat Beyciğim sizdeyiz. Evlat sahibi olmaları. Ay, evet. Torun sahibi etmeleri siz değil mi? Var mı Nihat Beyciğim sizde torun? Manevi torunlar var, kızım yeni evli. Aa ne güzel, Allah mutlu etsin. Evet. Sizde bir kız? Bir kız. Maşallah. Adı ne? Merve. Merveciğim. Babam burada emin ellerde. Bir de tanıyorsan Sıtkı'nın eşit böyle etrafını söyle, onu aramasınlar. Yarışmadayız. Aileler yarışıyor. Sıtkı'nın da şimdiden şanı yürüyor. Wow! Bakalım var mı onları torun sahibi etmeleri? En popüler altı cevap arasında var mıdır? Çocuk sahibi ya, ne güzel. En popüleri bulun. Var mı torun? Bende var. Gönülcüm sen zaten bende var. Bende de var. Sende de var. Sende de var. Hayır, soruyorum hiç kimse sadece ses etmedi. Var sizde. Harika. Allah başlasın. Kaç tane Gönülcüm? Benim oğlumdan bir tane var ama kızımın sadece niyeti yok. Bir de buradan şikayet eden. Şikayet. Biz bizeyiz Gönülcüm. Şikayetlerini yap buradan yapış. Ben de vallahi. Hadiye'ninkiler bayağı büyük. Ha öyle mi? Torunları. Ben torundan yana çok şanslıyım. 3 çocuğum, 5 tane de torunum var. Maşallah. 4'ü kız, bir taneciği erkek. Tunacığım benim. 3,5 yaşında. Ay da minicik. Minicik. Maşallah. Ama 23 yaşında da torunum var. Ay maşallah. Wow. Gönülcüğüm kızıyla ilgili buradan bir şeyler söyleyecekti. Kızınızın. Söyleyeyim mi? Şimdi kızmasın bana. Ha, oraya çünkü ben söylüyorum, kızıyorlar. Anne diyorlar, şimdi zamanı değil falan. Ne bileyim ben de istiyorum yani şu yaşımızda biraz ilgilenelim. Hani büyütelim, yardımcı olalım istiyoruz. Tabii gelsin tiyatro oyununda izlesin vallahi beni torunlar. Aynen ya, inşallah inşallah. Peki sendeyiz Gönülcü. Aa, bir tane açılmamış cevap var. Harika gittiniz, hiç çarpınız yok. Ama en önemlisi. En önemli, en popülerini. Aa. Sen açtırsan bu etabı alırsınız. Hem de böyle bayağı kılçıksız. Tatile götürmesi diyeceğim onları. Tatile götürmesi. Hep gezelim, hep gezelim. Yani Gönülcüm, anneyi babayı götürsünler tatile. Tamam, mantıklı, neden olmasın bence de. Tatile götürmeleri. Çıkarsa bu etaba kazanırlar oyuncular. İlk çarpınızı aldınız oyuncular. Necati Bey sizdeyiz. Yok.
En popülerin peşindeyiz. Cevap kalmadı ya. Cevap kalmadıysa hayatınıza renk katarız dansçılarla. Ev almaları. Of. Of of. Bir şey söyleyeyim ama doğru mu? Evet. Dur bakayım, iş sahibi olması çıktı. Ha, bence çok mantıklı. Bir oh dersiniz belki değil mi? Belki kirada oturuyorlardır. Doğru, bir oh derler. Evet. Ev sahibi olmaları, ev almaları var mıdır? İkinci çarpınızı aldınız. Kümelenin dansçılar. Eyvah. Az önce de mi kümelendiniz? Evet. Sadiye Hanım size geldim. Ben ziyaret etmesine girmez herhalde. Telefon edip hal hatır sormaları diyorum. Ama ziyaret etmeye girmez diyorum. Ziyaret ayrı değil mi? Hal hatır sormaları. Yani telefonla doğru hal hatır sormaları. Doğru söylüyorsun. O ayrı. Ama en popüler. Bilemedim. Gönül en popüler de çıkmaz. Ne acaba? Hal hatır sormaları çıkarsa bu etapa kazanırlar. Telefon etmeleri veya. Telefon etmeleri. En popülerin peşindesin. Karar veremediyseniz ben yine biraz bir şeyler anlatırım. Tamamız diyor Nevin, bizde rahat ol dedi. Nevinciğim. Mutlu olmaları. Hüsnü. Sağlık. Hayatlarını kazanmaları. Sevgi. Sağlıklı olmaları. Sıddık. Sağlıklı ve mutlu olmaları. Zerrin. Hayatım. Canım. Güzelim. Son karar senindir. Ne güzel de kafanı karıştırdılar. Mutlu olmaları, sağlıklı olmaları ve Sıddık son noktayı koydu. Sağlıklı dedik. Ve hem olmalı. Sağlıklı hem mutlu olsunlar. Evet. Hem sağlıklı hem mutlu hem de saygılı olsun. Saygılı. Hı-hı. Ben şimdi nasıl soracağım onu, bana bir cevap lazımdı. Şimdi hem saygılı hem mutlu hem sağlıklı ve mutlu olmaları. En önemli hepimizin kararı o. O zaman? Sağlıklı. Ve mutlu. Evet. Nihat ne soruyor? Ben ne yapacağım sizin için biliyor musun? Ne yapacaksın canım? Hem sağlıklı, hem mutlu. Hemen itiraz edelim. Yok. Hem de saygılı. Kim dedi onu? Hem de saygılı. Hocam bayram kutlaması gibi oldu. Ya. Sağlıklı, mutlu, huzurlu. Olsun bir kere de öyle olsun, ne olur. Evli mi? Hadi olsun ya. Hadi olsun bakalım. Olsun ama Asuman Hanım kabul etmez. Asuman Hanım. Sıra bize gelince. Ya ne tatlısınız. Hayır, ben üçüne birden şöyle dedim. Sağlıklı dediler. Sağlıkta karar kıldınız. Doğru mu? Doğru. Sağlıklı olmaları çıkarsa bu etabı kazanırlar bu defa hakikaten, ama bedavadan kazanırlar. Burası açtırdı, burası da etabı alır. Eğer sağlıklı olmaları çıkarsa. Puanda. Dansçılar da oyuncuların böyle bayağı pişirip onlara sunduğu etaplar 86 puandalar. Dansçılar. Hedef vur etapıyla devam etmek istiyorum. Böyle hızlı bir etaptır. Geliyorsunuz, puanlarınızı alıyorsunuz, gidiyorsunuz. Puanlarınızı alamasanız da yine gidiyorsunuz. Gel git, gel git. 150 puanım var. 150 puanımı böyle dağıtmak isterim size. Zerrin ve Gönül Hanım geliyor. Bak, dansçı olarak dans, geldi. Dans ede de geliyor. 10 puanlık sorunuz geliyor. Buradaki mevzumuz şu, 100 kişiye sorduk, en popüler cevabı arıyoruz. Tek bir cevap peşindeyiz. Butona bastıktan sonra 5 saniye süreniz var. Hakikaten 5 saniye cevap vermek için. Bir milli bayramınızı söyleyin. Hop. Gönül? 30 Ağustos. 30 Ağustos mudur? Zafer Bayramı 30 Ağustos. 10 puan gitti oyunculara. Necati ve Sıddık geliyor. ...20 puanlık sorunuz geliyor. Boşluğu doldurun. Nokta nokta sürmek. Sıddık. Ruj sürmek.
kuş sürmek midir? Bence güzeldi. Boşluğu doldurun Necati. Nokta nokta sürmek. Boya. Boya sürmek. Boya sürmek var mıdır? Ne sürmektir? Araba. 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 Vah. Araba mıdır? Görelim. 20 puan ne kaybettiniz? Araba. Wow, araba sürmekmiş. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. 20 puan bende kaldı. Evet. Benim şen kahkahalı Sevgi Hanımcığım ve Sadiye geliyor. ...30 puanlık sorunuz geliyor. Nostaljik bir film söyleyin. Sadiye. Love Story. Love Story, aşk neydi? Aşk hikayesi. Aşk hikayesi. Evet. Aşk. Oh be, ne güzel. Ama söylemiş miydi? Aa, niye söylemesin? Aşk. Bakalım var mı? Love Story. Aşk hikayesi. Güzeldi ama. Sevgi Hanımcığım, nostaljik bir film söyleyin. Rüzgar gibi geçti. Gone with the Wind miydi? Öyle değil mi? Hamdur Baba. Rüzgar gibi geçti. Ay. O da çok riski, o da çıkmaz gibi. Çıkmaz mı? Rüzgar gibi geçti var mıdır? Nostalji. Acaba şey mi ya? Senede bir gün mü acaba? Senede bir gün. Bakalım neymiş size 30 puanı kaybettiren. Nostaljik film. Çok üzülürüm. Kazablanca mı? O da o yıldır. Ama hepsinden de eski. Evet, en evet. Eski. Ama nostaljik. Aynen evet. Öyle olsun Kazablanca. Gidiyoruz. Lütfen. Evet. Sadiye Hanımcığım, Grace Kelly'cim gidiyor. Size öbür kaldı. Taraftan Şen Kahkahalı, evet. O da gitti. O film bizden. Hüsnü evet. Ve Cevat geliyor. Wow, bayağı koşarak geldin. Kilitledi. Her zaman olmaz. Her zaman olmaz mı? Bugün denk geldim. Sen de her zaman olur. 40 puanlık sorunuz geliyor. Ellerine bakalım. Aa, eller? Eller orada. Eller, eller. Arkada, arkada eller. Arkaya. Eller. Çok güzel. Astığınız bir şey söyleyin. Çamaşır. Tabii. Midir? Çamaşır mıdır? Çamaşır. Bravo. 40 puan gitti oraya. Cevat Bey'cim görüşürüz. Gelin. Ben de gidiyor muyum? Evet lütfen. 40 puanınızı aldınız. Daha ne istiyorsunuz benden Hüsnü Bey'cim? Vallahi güzel. Evet, Nevin ve Nihat Bey'cim geliyor. Merhaba. 50 puanlık sorunuz geliyor. Dedelerin sık sık verdiği bir şey söyleyeyim. Nevi? Harçlık. Harçlık. Ay ben hiç görmedim dedim ya. Hep harçlığı evet, çok isterdim. Evet. Bakalım var mı? Harçlık. Harçlık. 50 puan size gitti. Görüşürüz Nihat Beyciğim. Şimdi şöyle gelişti olaylar. Hedefe vur etabının sonunda 150 puanım vardı biliyorsunuz. 90 puanı dansçılara gitti. Evet. Gönül Hanım sayesinde de 10 puan oyunculara gitti. Ah o love story, ah o love story. Casablanca demek... Zor bir soruydu Casablanca. Casablanca aklıma gelmedi. Yani evet. Ama gelmedi. O kadar eski ki yani benim yaşımdan ben büyük Casablanca. Ben yılanlara gidecektim. Nostaljik diyor zaten. Doğru. Ay sevgicim, Sadiyeciğim buyursunlar. Dinliyoruz. 100 kişiye sorduk. En popüler 6 cevabı arıyoruz. Bahar'ın geldiğini Sadi belirten şeyler. Çiçek ağaçların çiçek açması. Ağaçların çiçek açması mıdır? Var mıdır en popüler 6 cevap arası? Çiçeklerin açması. Bakalım. Sevgicim, en popülerini bulursan sırayı kaparsınız. Bahar'ın geldiğini anladığınız bir şey söyleyin. Kuşların gelmesi, cıvıldaması. Kuşların cıvıldaması. Kuş sesleri. Kuş sesleri. Var mıdır? Daha popüler mi? Kuş sesleri.
Ben anlıyorum Bahar'ın geldiğini direktmen orada. Sevgilicim çıktı ama en popüler 3'te çıktı. Evet. Görüşürüz o zaman burayla başlama. Yine mi oyunculardayız? Ne o? Evet. Ne olabilir? Evet. Ama artık bunu ben bir daha ilk sizinle başlayamadım değil mi? Evet. Biz başlıyoruz oraya gidiyoruz. Efendim Necati'ciğim. Biz başlıyoruz oraya gidiyor hep diyorum. Ya. Şikayet. Aileler yarışıyorun en cilveli tarafı. Bahar'ın geldiğini anladığınız bir şey söyleyin Cevat Beyciğim. Havaların ısınması. Var. Havaların ısınması var mıdır en popüler altı cevap arası? Hem de en popüleri. Net. Havaların ısınması. Nihat'cığım. Leyleklerin gelmesi. Leylekler. Evet. Leyleklerin gelmesi. Leylekler var mıdır? Oh, ilk çarpınızı aldınız. Leylekler yokmuş. Gönül Hanımcığım sizdeyiz. Bahar'ın geldiğini anladığınız bir şey söyleyin. Mantoların çıkması. Baktın etrafta mantoları attılar. Kesin Bahar geldi dedi. Tabii o kalın kalın şeyler yok üzerinde. Bahar gelmiş diyorum pencereden. Mantoların, mantoların çıkması. Yani kıyafetler. Kıyafetler. Kıyafetlerin değişmesi. Tabii. Yazlık giyme. Bir tane çarpınız var. İki tane açılmamış cevabınız var. Harikasınız. Necati ve Sadiye bu işi bitirir. Bahar'ın geldiğini anladığınız bir şey söyleyin. Çıkanları hatırlayalım. Havanın ısınması, yağmurlar, çiçeklerin açması, kuş sesleri, leylek çıkma, şey la, neydi? Ay, leylekler. Leylek çıkmadı. Yazlık giyinmek. Bahar temizliği. Hanımlar yapar ya. Bahar gelince. Bahar'ın geldiğini oradan anlarız. Ne ya? Herkes birden halıları çılgın. Çırpıyorlar halıları. Çılgın gibi temizlik yapıyoruz değil mi? Tabii. Ne güzel adet. Artık şimdi makineler kendi başına temizliyor. Var ya böyle geziyorlar evin içinde. Ha şey diyorsun bu. Geziyor kendi başına artık. O da bir hanım oldu evde. O da bir otomatik hanım oldu o da evde. Robot hanım. Şey, bahar temizliği var mıdır? Bravo. Temizlik yapana kaldı. Sen çıkmayacak sandın Gönül. Evet. Ben ha? Çıkmayacak sandın. Ben ne bileyim halı çırpmıyoruz artık. Yo ama temizlik yapılması tabii o bir fark ediyorsun. Ne yapıyorsun? Bahar işte, temizliği. Evet. Sadiyeciğim bir tane çarpımız evet, var. Bir yani tane çarpımız var ve bana geldi. Benim aklıma gelen çok normal ama 100 kişi söylemiş midir bilmem. Ha. Çiftçilerin topraklarını hazırlaması. Ay, evet, baharda toprak normal. Kazarlar, tohum ekerler. Normalde nadas. Çıkması ya, lazım. Nadas. Nadas değil, dinlendirmek nadas. Topraklarını... Dinlendirmek nadas. Nadas. Toprağı kazıp tohuma hazırlamak, o baharda yapılır. Ha 100 kişi söylemiş midir bilemem. Söylemiş midir? Ya toprağın sürülmesi. Toprağın sürülmesi, evet. Çiftçilerin toprağı... Sürmesi. Sürmesi, hazırlaması. Bakalım var mıdır? Çıkarsa bu arada etabı alırlar. Olur, çık. Hem de... hem de güzel alırsınız bir tane çarpıya rağmen. Bakalım var mı Sadiye Hanım'ın dediğinden. İkinci çarpınızı aldınız. Biliyoruz. Ama Sadiye'cim senin sayende ben çiftçilere de buradan selam gönderirim. Çiftçilere kucaklarım sevgiler. Yağmurları yağmurları. Çiftçiler önemli yahu. Değil ama mi? Yani baharda en çok şimdi yapılan iş köylerde bu. Kümelerin dansçılar... Efendim sorumuz şu. Bahar'ın geldiğini anladığınız bir şey söyleyin. Cevat Beyciğim doğru cevabı açtıksa. Lütfen Cevat doğru söyle. Günlerin uzaması. Günlerin uzaması dedi Cevat Beyciğim. Günlerin nasıl uzaması lazım? Çıkarsa iki tane çarpıya rağmen bu etabı alırlar. Bir mücadele var bu akşam aileler yarışıyor da. Efendim Hüsnü ve Cevat Beyciğim buyursunlar. Bu sefer ağır geliyorum. Onu fark biraz ettim ben. Hızlı geldim. Vallahi, kaybettim. Ha şey yapıyorsun. Efendim 100 kişiye sorduk. En popüler 6 cevabı arıyoruz. Cevat da hazır olursa. Hazır. Cevat hazır. Daha hep bir fazla. Numara, hep bir numara. Hazırsanız... Aa,
soru böyle denk geldi Cevat. İnan bana böyle denk geldi. 70'li yıllarda severek dinlediğiniz sanatçılardan birini söyleyin. Nothing Gold. No, dur, Hüsnü. Cevat. Frank Sinatra. Frank Sinatra mıdır? Nico bastı, Nico bastı. Aa, Frank Sinatra yokmuş. Sizdeyiz Cevat Beyciğim. 70'li yıllarda severek dinlediğiniz sanatçılardan birini söyleyin. Elvis Presley. Elvis Presley var mıdır? Elvis, Elvis. O da yokmuş. Efendim şöyle oluyor, aileler yarışıyor da yine değişik değişik olaylar. Nevin. 70'li yıllarda severek dinlediğiniz sanatçılardan birini söyleyin. 5, 4, 3. Ajda Pekkan. 2. Ajda Pekkan. Evet, var. Ajda Pekkan. Ajda 70'li. Vardı, vardı. Vardı, vardı diyor. Ajda Pekkan var mıdır? Ajda Pekkan en popülerdir. Görüşürüz Cevat'cığım. Görüşmek üzere. Evet. Dansçılar. Benim aklımda sıraladım da sırayı karıştırdım. Size geldim. Nevin dedi ki Ajda Pekkan. Ajda Hanım'a buradan muah sevgiler, evet, saygılar. Süperstarımız. Süperstarımız gerçekten. Zerrin'cim sendeyiz. 70'li yıllarda severek dinlediğiniz sanatçılardan birini söyleyin. Sezen Aksu. Bak işte bir minik serçe var mıdır Sezen Aksu? Wow! Sezen Aksu'ya da. Canım benim, minik... sevgiler olsun ona. Söyle. Sevgiler olsun ona ya. Sevgiler olsun. Evet ya. Minik serçemize. Her şarkısı, her bestesi. Harika. Sıttık sendeyiz. Şöyle sorumuz. 70'li yıllarda severek dinlediğiniz sanatçılardan birini söyleyin. Erol Evgin. Erol Evgin. Ay çok severim ben. Biliyor musun Sıttıkçığım, benim çocukluk aşkımdı Erol Evgin. Yakışıklıydı, evet. Yakışıklı evet. Mıydı? Hala evet. Bravo Zerrin, konuş. Hala öyle. Çok kopyalaşmıyorsunuz değil mi Hüsnü'nün arkasından sevgicim ve Nevin'cim? Nasılsın dedim. Ha nasıl? Nasılsın demiş. Biz de nasıl? Hani, ay siz Necati ile Serdi'nin az önce şey... Nasılsın dedik birbirimize. Hmm. Erol Evgin evet. Var mıdır? Ajda Pekkan. Erol Evgin ve Sezen Aksu. Sevgicim sendeyiz. Zeki Müren diyorum ben. Zeki Müren. Sanat güneşimiz? Evet. Yoktur. Yoktur mu? Ha. Niye? Ha. İzlediniz mi sahnede? Korktular. Hiç Zeki Müren. Evet ben. Ben biliyordum sevgicim senin. Sen Sıdık ve siz. Evet. Öyle mi? Evet. Ay anlatsana bana biraz. Aa, fuarda seyrettik biz onu. İzmir fuarı. Evet. Ay nasıldı? Harika. Müthiş değil hakikaten mi? Güneş. Hakikaten güneşi. Evet. Nur içinde yatsın. Siz izleme fırsatı buldunuz mu? Evet. Ben Zeki Müren'in Beyoğlu Olgunlaşma Enstitüsü'nün sergisi vardı. İstiklal Caddesi. Evet. Oraya tesadüfen girdim. Geziyordum. Sergide resimler var asılmış. Köşede bir tane bir zat diyeyim şimdilik. Şöyle durmuş. Burada da bir resim var. Kenarında böyle duruyor. Kimdi o duran biliyor musunuz? Zeki Müren. Zeki Müren. Ve eserinin adı da Sabır Taşı'ydı. Aa. Sonradan o Sabır Taşı eseri halı olaraktan dokundu ve satıldı. Hakikaten sabır isteyen bir işti. Sabır isteyen bir işti. Zeki Müren'e kocaman bir alkış yollayalım mı? Bravo. Bodrum'da da biz onu devamlı sunucu görüyorduk. Partner arkadaşım Sadiye'cim aramızda bu akşam. Bodrum'da da devamlı görüyorduk zaten. Bodrum'da tabii canım. Paşa. Sanat güneşimiz, paşamız. Ha. Zeki Müren var mıdır en popüler altı cevap arasında? Ajda Pekkan, Zeki Müren, Erol Evgin, Sezen Aksu. Harika yarıştınız şu ana kadar dansçılar. Hiç çarpınız yok. Ay onu lafını söyleme. Ondan sonra bir tuhaf oluyor. Çarpı geliyor. Bak nasıl bak. Beni izleyenler nasıl hemen bak bak bak. Ne tuhaf oluyor, bir şey olmuyor. Ne oluyor oluyor. Ne oluyor hemen çarpı mı geliyor? Evet. Ajda Pekkan, Zeki Müren, Erol Evgin, Sezen Aksu çıktı. Hiç çarpınız yok. İki tane açılmamış cevap peşindeyiz. Sevgicim sen açtırdın değil mi sanatçı? Kimdi? Evet. Zeki Müren. Hüsnücüğüm. Emel Sayın.
İçimden o geçiyordu. Ay, biliyor evet. Musun? Ben bizim okula geldi. O kadar güzel ki. Sizin okula mı geldi? Evet. Ay Sevgi senin okulda ünlü kaynıyormuş. Ay evet. İzmir mi yine? İzmir Kız Lisesi'ne geldi, konser verdi. Ha konser verdi. Ben de Ankara'da izledim onu çok. Öyle mi? İlk çıktığı dönemlerde. Ankaralı mısın Zeydin? Ankara değil, ben Urfalıyım. Aa! Çok güzel. Ablamlar Ankara'daydı. Orada Emel Sayın'ı gitti gazi şeyinde seyretti. Yeni çıkıyordu o zaman sahneye. Muhteşem bir kadın. Çok güzel hala değil mi ya? Hala öyle. Hala öyle. Hala evet. Zarif. Bak evet. Hakikaten hala. Öyle. Naif, evet. Zarif. Zarif ve naif. Hem zarif hem de ben de böyle dinle plaktan söylüyor gibi ay, yahu. Evet. Evet. Çok tertemiz. Ay çok güzel. Emel Hanımcığım. Seviyorum sizi. Evet. Ben çok kalp Emel Sayın. Evet. Emel Sayın var mıdır? Var tabii ki Emel Sayın. Ya şimdi ben de biliyorsunuz hiç hani yani şeyim yoktur. Geçen markette karşılaştım. Direkt koştum. Direkt koştum. Ay Emel Hanım. Ay ay Emel Hanımcığım diye. Ya bu kadar tatlı bir insan. Hala aa, hala elleri çok güzel. Sen ay, ne diyorsun Zerrinciğim? Evet. Senin de ellerin aynı ona benziyor. Ay benziyor mu? Vallahi böyle hani son zamanlarda kullanımız, çok kullanma. Eller, kullanma şekli değil mi? Şekli, eller evet. Eller. Ya bunlar ne hoş. Tatlı. Dansçılar sizdeyiz. Bir tane açılmamış cevap peşindeyiz. Nevin'de de 3 cevap varmış. Ben bir tanesini okuyayım. Cem Karaca. Aa, evet. Sevgilim orada geldi mi sizin okula? Yok. Hayır onu çok gördüm ben çok izledim. Genç, öyle mi? Evet gençler her zaman genç kalanlar. O bizim lise yıllarımızı defterlerimize evet ya, yazardı. Evet. Ve biz hep genç kaldık. Aa ne güzel. Vallahi çok hoşumuza geldi. Gençler her zaman genç kalanlar. Ay ilk defa bir etabı başladık sizinle. Evet. Böyle kılçıksız bitireceksiniz. İnşallah. Cem Karaca acaba bunu sağlayacak mı benim dansçılara? İnşallah. Sonra da dans. Dansçılar bu etabı kazandılar. İlk defa bir etabı burada başladık. İlk defa hop bitirdiniz. Teşekkür efendim bizim ederiz. Aileler yarışıyor ritmiyle böyle bir dans edebiliyor muyuz? Ederiz. Yok, edersiniz ederiz, değil ederiz. Mi? Ederiz. Nasıl? Yani başka bir şarkı isterseniz ama o olur mu? Erik Dalı. Biz Yüreselam, Erik Dalı. Efendim? Erik Dalı'nı da oynuyoruz. Hocam Yüreselam'ı da oynarız. İsterseniz. Erik Dalı mı? Hangisini isterseniz siz? Erik Dalı oynuyoruz. Erik Dalı'nın farklı bir versiyonu. Ay çok merak ettim. O zaman dansçılar alkışlarla sizi şöyle alayım. Şapkalı. Hocam sizi öndeyim. Aa benim tezgahın altından bir şeyler... Ayağınıza sağlık. Teşekkür ay, çok teşekkür ederim. Ama çok az alkışladınız. Aa, alkışladınız. Ay ne güzel. Ay. Bak ben de bugün yine bir Ankara havası böyle bir istedim yani. Var mı aramızda Ankaralılar? Yok. Ben. Kim? Gönülcüm ben de Ankara bilirsin. Biliyorum. Müthiştiniz dansçılar. Zerrin. Evet canım. Sen koreograf. Evet. Sen evet. Harika. Öğretmenimiz. Dans öğretmenimiz. Aa. Evet. Ben aslında 35-40 senedir hemen hemen aerobik hocasıyım. Sonra Latin dansları eğitim aerobik var. Hocası evet. Mı? Evet. Aa!
Ondan sonra pilates hocalığı yaptım. Arada bir yoga hocalığına geçtim. Sonra en son Latin danslarına karar verdim. O zaman sen ilk yoga ve pilates hocalarımızdan birisin, doğru mu? 30-35 yıldır diyorsun. Evet. Şimdi Cevatçım hep diyor ya, bu gençler yeni nesil falan. Şimdi yeni yeni çok böyle duyar olduk ya. Zerrin sen bu işin bayağı ustası. Evet, çok eski. Evet. Öyle mi? Yani evet. 30 sene evvel de ilk pilates lastiğini ben ortopediciden aldım. Hani var ya çalışma şeyleri, onları kestim 30 sene evvel de. Ortopediciden gittin evet, aldın. Evet, lastik aldım rulo böyle uzun, onları kestim öğrencilere. Yani ilk öyle bir öyle hevesim vardı. Zerrin'cim senin o zaman şey arkadaşın şey vardı. Yasemin Evcimik vardı, hatırlıyor musun? Evet, bilmem mi? O da değil mi yapıyordu onu? Aerobik falan. Aerobik. Yasemin Latin. Evcimik miydi bu arada? Evcimim. Evcim. Evcim. Yonca Evcimik. Yonca Evcimik. Tamam, Yonca. Onların ikisini Yonca ben şimdi ikisi mix yaptım. Yonca. Yonca'cığım. Yasemin Hanımcığım ne yapıyor acaba şimdi de? Geçenlerde televizyondaydı, o hayvan hakları ile ilgili çok bir faaliyetleri var tabii onun. Aa, Yasemin Hanımcığım da öpüyoruz. Hala aktif, ben de öpüyorum selamlarımızı. Tanıyorsunuz. Tabii tabii. Ha, o zaman hakikaten aerobik arkadaşım. Yani o meydan danslarında Yasemin Hanım'ın, Yonca Hanım'ın koreografilerini Kadıköy meydanlarında dans ettik. Ay ne onların güzel. Da. Benim Salih abi hatırlar. Direkt o zaman orada programı sen çekiyordun değil mi Salih abi? Şeyi hatırlarsın. Çünkü bizimkiler hatırlamaz. Evet. Ben de teyzem çok severdi evet, rahmetli. O yılların abonesinden tutun onun tabii, meşhur tabii şarkıları. Ha sen Yonca Evcim diyorsun. Evet. Yok ben Yasemin Evcim diyorum. Yok ben Yonca diyorum. Ha, tamam ben de Yasemin ben diyorum. Yonca Salih diyorum. Abinin çektiği proje Yasemin Evcim. Ben Yonca Evcim evet diyorum. Peki bir şey söyleyeyim. Lastik kız diyorduk ona eskiden. Evet, evet. Hatırladın evet, mı onu? Biliyorum, biliyorum. Ondan sonra. Efendim şey peki hep mesleğiniz bu muydu? Tabii ben merakım dünya eğitimlerine gittim. Dünya eğitimden sertifikalarımı aldım. Harika. Her bir şeyde. Sonra Latin danslarına döndüm. Bachata falan var mı? Var, hepsi var. Bizde var. Wow. Nevin'e bak hemen yapalım mı? Nevin dans etmeye gelmiş. Şeyde nereye kadar diyor. Siz nerede yapıyordunuz? Ya, kültür evi, yaşam evi. Sanat evinde. Evet, orada diyor ki nereye kadar? Çıktım mı buraya ben bachata da yaparım diyor. Çok güzel. Sıtık Bey siz ne işle meşguldünüz? Ben emekli diş hekimiyim. Aa, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tekrar. Sıddık'cığım. Telefonların durdu mu? Sevgicim siz? Ben emekli bankacıyım. Sen müdürdün kesin. Hayır değil. Aa, değildi. İzmir mi hep yoksa İstanbul? Yok yok İstanbul. İzmir gençliğim. İstanbul'da evlendim. Burada oturuyorum. Ay ne güzel. Evet. Hüsnücüğüm? Ben emekli mühendisim. Bak. Ben size diyorum, her bölüm muhakkak mühendisim var biliyorsun sevgilice. Evet, tabii. Şimdi de emekli mühendisim evet var. Siz bir ilksiniz Hüsnü Beyciğim. Nevin Hanımcığım da öğretmenimiz. Beden eğitimi öğretmenim. Ha beden eğitimi, tamam ama emekli. Öğretmenim. Beden, tam o emekli. Çünkü orası çok sevdiğim ve gurur duyduğum bir branşım var. O yüzden bunu hep söylemek isterim. Ha özellikle belirtiyorum. Evet özellikle belirtiyorum. Beden eğitim öğretmenimiz. Evet. Hoş geldiniz. Bedeni eğitmek çok önemli. Ya öyle ciddi evet olmayın. Yani değil mi? Biz seviyoruz, hoş geldin falan böyle. Daha yakın, daha hocam sıcak. Hocam ne haber? O kadar değil. Hemen bunu söyledim, gördün mü? O kadar da değil diyor. Bir ayarın değil olsun. Evet. Efendim danslar 260. Çok sevdim ya Zerrin. Ben hala oradayım. Eller oynasın. Diller. Bir ön, bir ön, bir epa. Ya. Çok iyi. Çok iyi. Evet. Oh helal olsun valla. Harika. Beni alın ekibe. Evet. Hemen bir kere bakarım, fotoğrafını evet çekerim ya, yaparım. Efendim şöyle oldu. Aileler yarışıyordu bu akşam. Oyuncular 174 puanda. Dansçılar 265 puanla öndeler. Evet. Fakat şimdi olayları değiştirecek isimler gelecek. Duble puan etabına geldik. Duble puan etabımız finalistimizi belirler biliyorsunuz ki. Nevin ve Nihat Beyciğim geliyor. Ritmik geldiniz. İkiniz aynı anda. Harika. Biz ikimiz de Zerrin Hocam'ın öğrencisiyiz. Evet, evet. Aa, sizde de var bachata. Tango evet var mı? Var. Her şey var. Bilhassa Zerrin Hocam'ın çaçası. Oo, çaça. Evet. Ay, öyle demişken şey hatırlamışım.
tam çaça değil galiba ama rahmetli Seyfi Dursunoğlu'nu da analım burada, evet, değil mi? Evet. Evet. Seyfi'ciğimiz. Elinde makası. Muhteşem bir sahne şovmeniydi. Muhteşem. Allah rahmet eylesin. Nur içinde yatsın. Evet. Efendim duble puan etabındayız. 100 kişiye sorduk en popüler 5 cevabı arıyoruz. Temizlik yaparken kullanılan bir nesne söyleyeyim. Süpürge. Süpürge midir? Süpürge en popüler 3'tedir. Nihat Beyciğim, daha popülerini bulursanız sizinle başlayacağız. Bu da bir avantajdır yani duble puan etabında. Temizlik yaparken kullanılan bir nesne söyleyin. Deterjan. Süpürge, deterjan bence öncelikli. Bakalım var mı deterjan? Deterjan ve sırayı kaptı Nihat Beyciğim. Buyursunlar. Bizim efendim sorularımızı hazırlayan Nihat'ımız var. Nihat Beyciğim içeride. Ben programdan sonra aranızda girip dilek tutayım. Ha, Nihat. Sizin için de tabii ki. Ne sevgili? Sağlık, güzellik. Ah seni yerim sağlık ve güzellik. Aynen öyle. Aynen. Bir tarafımda genç ve yakışıklı Nihat olacak. Diğer tarafımda sadece yakışıklı Nihat olacak. Aralarına girip dilek tutacağım. Gönülcüğüm geldim. Geldim. Ankara'ya gidip geliyor musunuz? Gidiyorum. Bütün ailem Ankara'da. Aa neredeler? Esat'talar, Çankaya'dalar. Aa, böyle dağılmış pozisyonlar. Tabii, tabii, tabii. Yeni mahalleliyim ben de. Ay canım benim. Orada mı yaşıyorsun? Geçenlerdeki programda duydum ama şu anda orada değilsin galiba. Yok orada yaşamıyorum. Orada mı, tabii. Doğma büyüme. Yok doğma büyüme Berlin. Ha, evet. Bir Almanya ama benimkiler Ankara. Böyle yarı ada, Ankara yarı ada pazarı. Ay ne güzel. Bizimkiler öyle. Ankara Hasanoğlanlı aslında. Hasanoğlanlı. Ankara Hasanoğlu. Şimdi annem kızacak. Asıl şuralıyız falan. Öyle şey çıkıyor ya hemen. Nereden şey yaptın onu diyor. Nereden çıkardın? Aa niye diyorum çocukluğumuz oraya gitmemiş. Tamam diyor halamlar oraya gitmişti diyor. Öyle olmuştu böyle olmuştu falan. Anladın mı orası karışıyor. Efendim sizdeyiz. Şöyle ki temizlik yaparken kullanılan bir nesne söyleyin Gönül Hanımcığım. Şimdi yer silicisi diyorum. Ha, ne diyelim şeyi adına? Diyorsun bu. Elektrikli süpürge. Mop mu denir? Dur artık. Onun adı evet. Mop. Bir şey diyebiliriz ama adı mop aslında. Eskiden paspas olan paspas denilirdi. Şimdi mop adı deriz. Mop oldu. Mop. Bir paspas at şuraya derdik değil mi eskiden? Mop var mıdır? Paspas dediniz. Eskinin paspası çıktı. Evet. Ve bu size tam 1.000 lira kazandırdı. Bak bu 1.000 lira. Kırmızı evet. Renk değişti. Ceketiniz gibi pembe çıktı. Ne yapmayı düşünüyorsunuz 1.000 lirayla? Çok şey düşünüyorum. Ya. Ne yapabilirim acaba? Bir defa arkadaşlarıma bir pasta alırım. Tamam. Onlara güzel bir parti, çay, pasta. Oh. Tabii canım. Hep beraberiz. Yemek afiyet olsun şimdi. O Necati'ye bak. Şimdi bütün köfte yiyelim önce. Önce bir köfte Sultanahmet'te. Sonra evet. 20 helvası. Evet. 1.000 lira yetmeyecek ya. Değil mi? Üste para verecek. Siz ne kadar yiyeceksiniz Necati Bey? 5 kişi şekerim. Biz çok yeriz. Ama yemek de dedi. Köfte dedi. Onu peki derdi. Güle güle kullanın. Sizindir 1.000 lira. Sürpriz cevabımız da çıktı. Sevgicim Necati Bey sizdeyiz. Deterjan çıktı, süpürge çıktı, paspas çıktı. Sorumuz da şuydu. Temizlik yaparken kullanılan bir nesne söyleyin. Su. Evet, su temizlik olmaz da en önemlisi. Su mudur? Bak en popülerini buldun Necati. Ve oyuncular bir tane açılmamış cevap var. Onu açtırırsanız finalde sizinle yarışıyoruz. Ay, bu arada Sadiye Hanımcığım sizin kolyeniz bu şeyli kolye mi? Ben demin gördüm onu. Bakayım. Bu. Bu böyle. Çok heyecanlı. Şey yapmayayım. Bakayım. Yaklaşın. Ay çok. Aa fotoğraf var. Ben onu şeyi sandım biliyor musun? Böyle açılıp. İçi... Ne? Ben 8 ay bir önce daha... eşimi kaybettim. Ay. Bu eşimin resmi. Aa başınız sağ olsun. Teşekkür ediyorum. Nur içinde yatsın. Bir Abdullah şey... Erdemciğim. Ay. Şey, sevgilim. Şöyle yapmanızı isterim. Onu siz çıkarın. Hayır öyle değil. Yani görebileceğimiz yere çıkarın. Ha böyle parmakla tutunca kapatmış olduğunuz benimkiler. Şimdi bakayım beni mutlu onu görür mü orada? Evet. Eşinizle. Ben.
Ay ne güzel. Bugün 8. ayı doldu kaybettiğimden. Ay. Allah rahmet daha eylesin. Çok, Allah çok rahmet teşekkür eylesin. Ediyorum hepinize. Çok 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 iyi bir adamdı. Ve 49 yıllık evliliğimiz vardı. Yaşam evi falan olmasaydı herhalde normal kalmazdım. Ama sağ olsun arkadaşlarım. Yaşam evi ve arkadaşlarım beni hayata döndürdü. 8 ay da çok yeni hakikaten. Çok yeni. 49 yıllık evlilik mi? Evet. Ay ne güzel. Bir arkadaşım böbreğini verdi eşine. Öyle mi? Ay Sadiyeciğim ya. Böbrek hastasıydı. Dönörü oldu. Böbrek kabul etti vücudu. Çok da iyiydi. Fakat hastanede korona kaptı ve koronadan kaybetti. Ah ne diyorsun? Yani çok dışarıda kapsın belki bu kadar üzülmeyeceğim. Üzülmeyecek. Hastanede dedi. Steril bir ortamda artık nereden kaptı, nasıl kaptı bilmiyorum. Ay şey oldum farkındaysan ne diyeceğimi bilemedim. Yani şu an o kadar her şey, o 49 yıl. Sonra az önce söylediğin yaşam evi olmasaydı ben... Ve yoğun bakıma giderken bana son söylediği söz şuydu. Çocuklarımı ve seni çok seviyorum, beni bekleyin. Bekledik ama çıkmadı. Nur içinde yatsın. Amin. Sadece çok anladım. Teşekkür ediyorum. Nur içinde yatsın. Ne güzel anmış olduk. Evet çok teşekkür ediyorum. Hep burada ediyorum. Değil mi fotoğrafınız? Hiç ayırmıyorum. Ya zaten gönülde o ayrı da burada da fotoğraf hep. İşte hiç ayırmıyorum. Bu hep yanımda. Ay ne güzel ya. Ay. Allah herkese benimki gibi güzel bir sevgi, benimki gibi güzel bir mutluluk versin. Amin. Tam bir love story'siniz siz. Gerçekten. Gerçekten. Ay sadece bitirdin beni. Çok teşekkür ediyorum. Çok güzelsiniz. Sağ olun. Çok güzelsiniz. Sadiye Hanımcığım bir tane açılmamış cevabımız var. Onu açtırırsanız bu akşam finalde sizinle ben yaşayacağız. Ben olmazsa olmaz toz bezi diyorum. Toz bezi bez! Toz bezsiz temizlik yapılmaz herhalde. Yapılmaz. Sadiyeciğim az önce böyle duygulan gidiyordun. Oradan hemen çıkarttım seni. Güzel analım eşinle diye. Evet. Ama iyi de oldu, güzel de oldu. Çok teşekkür ederim. Ben ne demek, ben teşekkür ederim bizimle paylaştığınız için. Çünkü gördüm ben o kolyeyi. Ama ilk ne sandım biliyor musun? Böyle açılan var ya. Evet. Onda da benim rahmetli ben de içinde taşırım. Böyle o açılanlar onun gibi sandım. Sonra baktım bu da çok güzelmiş yalnız. Vay. Bunu özel yaptırdım zaten. Bunu fark ettim. Efendim, bez çıkarsa... Toz bezi. Bez. Çıkarsa bu akşam Aileler yarışıyor da finalde 10 bin lira için oyuncularla yarışacağız. Çıkmazsa ilk çarpılarını alırlar. Ziyanı yok. Bravo oyuncular. Oyuncular bravo. Teşekkürler. Şimdi şöyle oldu ama hakikaten hak ettiler değil mi yani? Yarıştılar size kaptırıyorlardı. Yarıştılar size kaptırıyorlardı. O kadar da değil canım. Bir kere. Bir kere oldu. Ama hak ettiler. Tabii. Tebrik ediyorum. Konuş sevgi o kadar da değil. Tebrik ediyoruz. O kimin finalde yarışacağı? Sadiyeciğim kimin finalde yarışacağı? Sadi, Grace Kelly, bak Grace Kelly deyince hemen bakıyor. Evet. Sadiye diyorum bakmıyor. Grace Kelly. Yok ama ben Sadiye'liğimden memnunum. Grace Kelly yattığı yerde Grace rahat Kelly. Etsin. Tamam etsin, amin. Efendim şöyle Gönül Hanımcığım, finalde kimin yarışacağını evet. Karar vereceksiniz. Var öyle bir vaktiniz. Ben var sizin... mı? Tamam. Var mı? Var tabii. Ben şimdi benim canım ciğerim izleyince şey diyeceğim. Ne diyeceğim? Şunu diyeceğim. İşte normalde biliyorsunuz bu tarafa rakipleri gönderiyorum ya. Göndermeyeceğim. Nasıl olsa ahbapsınız, arkadaşsınız. Evet. Finalde nasıl yarıştıklarını görmek istersiniz. Evet. Tabii. Bir de en önemlisi finalde kimle yarışacağız? Kimlerle yarışacağız? Efendim bu akşam finalde oyuncular ekibiyle yarışıyoruz. Efendim bu akşam, bu özel akşamda aileler yarışıyor da finalde oyuncular ekibiyleyiz. Kimlerle yarışıyorum finalde? Gönül ve Necati ikimle yarışıyorum. Evet benimle. Necati Beyciğim sizi şimdilik müzik odasına uğurluyorum. Gönül Hanımcığım siz de final için yerinizi alıyorum. Siz de böyle gelin ortalayalım.
Başarılar. Gönül Hanımcığım, bu akşam aileler yarışıyordan 10 bin lirayı kazanabilmeniz için toplamda 200 puana ihtiyacınız var. 20 saniye süreniz var. Size çok basit 5 tane soru soracağım. Mümkünse aklınıza gelen ilk cevabı verin. Aklınıza hiçbir şey gelmiyorsa pas deyin. Pas deyin ki süremiz kalsın. Anlaştık? Anlaştık. Harika. Bol şans diliyorum Gönül Hanım. Teşekkür ederim. Bir moral alkışı. Elma ağacı denildiğinde aklınıza gelen bir şey söyleyin. Yaz. Baba tarafı akrabalarından birini söyleyin. Amca. Patates kızartmasının yanına yakışan bir şey söyleyin. Ketçap. A harfiyle başlayan bir ilimizi söyleyin. Adıyaman. Üniforma giyen bir meslek söyleyin. Polis. Harika. Gönül Hanımcığım, bakalım 10 bin liraya giden o yolda neler yapmışsınız? Elma ağacı denildiğinde aklınıza gelen bir şey söyleyin dedim. Yaz dediniz. Yanlış. Yaz size kaç puan kazandırmıştır? Baba tarafı akrabalarından birini söyleyin dedim. Amca dediniz. Amca size kaç puan kazandırır? Cevabıymış Gönül Hanımcığım. Patates kızartmasının yanına yakışan bir şey söyleyin dedim. Ketçap dediniz. Ketçap size kaç puan getirir? Popüler cevapmış. A harfiyle başlayan bir ilimizi söyleyin dedim. Adıyaman dediniz. Adıyaman size kaç puan kazandırır? Meslek söyleyin dedim. Polis dediniz. Polis sizi 10 bin liraya ne kadar yaklaştırmıştır? Puana ulaştınız. Alkışlarla sizi yerinize alıyorum. Harika yarıştınız. Üç tane en iyisini bildin. Bravo sana Çak. Çakalım. Final için Necati geliyor. Bravo. Sana güveniyoruz. Necati Bey. Bu akşam aileler yarışıyordan 10 bin lirayı kazanabilmeniz için toplamda 200 puana ihtiyacınız var. 25 saniye süreniz var. Sana çok basit 5 tane soru soracağım. Mümkünse aklına gelen ilk cevabı ver. Aklına hiçbir şey gelmiyorsa pas de. Pas de ki süremiz kalsın. Değiştir dersem bil ki senden önce Gönül aynı cevabı vermiş demektir. O zaman da lütfen acil bir şekilde cevabını değiştir. Anlaştık? Hazır mısınız? Hazır. Bol şans diliyorum. Elma ağacı denildiğinde aklınıza gelen bir şey söyleyin. Newton. Newton. Baba tarafı akrabalarından birini söyleyin. Amca. Değiştir.
Hala. Patates kızartmasının yanına yakışan bir şey söyleyin. Ketçap. Değiştir. Tuz. A harfiyle başlayan bir ilimizi söyleyin. Ankara. Üniforma giyen bir meslek söyleyin. Askerlik. Çok güzel. Orası biraz heyecanlı değil mi Necati Bey? Yok. Öyle mi? Evet. Biraz heyecanlandınız gibi geldi. Harikasınız. 10 bin liraya giden o yolda bakalım neler yapmışsınız Necati Bey? Puanlara bakıyorsunuz bu arada. Hı hı, bakıyorum. Gönül Hanım müthiş yarıştı. Biliyorsunuz 10 bin liraya kavuşabilmeniz için toplamda 200 puana ihtiyacınız var. Gönül Hanım 133 puan topladı. Bravo. Evet. Necati Beyciğim, sizce sizin verdiğiniz cevaplar size 10 bin lirayı kazandırır mı? Evet. Kazandırır. Biz de o iş diyorsunuz. Peki görelim. Elma ağacı denildiğinde aklınıza gelen bir şey söyleyin dedim. Newton ne dediniz? Ya Newton. Yani yer çekimini bulmuş elma kafasına düşünce elma ağacının altında duruyormuş. O yüzden Newton elma, diyorsunuz. Evet. Newton dediniz. Evet. Newton, bakalım size 133 puanınızın üstüne kaç puan daha getirir? 'Elma'ydı. Evet. Elma. Kırmızı değil. Elma ağacı denildiğinde aklınıza gelen bir şey söyleyin. Elma. Baba tarafı akrabalarından birini söyleyin dedim. Hala dediniz. Hala size kaç puan daha kazandırır? Puana ulaştınız. Buranın en popüler cevabı amcaydı. Patates kızartmasının yanına yakışan bir şey söyleyin dedim. Tuz dediniz. Tuz sizi 10 bin liraya ne kadar yaklaştırmıştır? Mayonez olacaktı herhalde. Evet. En popüler cevap ketçaptı, onu da Gönül açtırdı. A harfiyle başlayan bir ilimizi söyleyin dedim. Gönülcüğümün de memleketi olan Ankara dediniz. Gelecek. 35 puan gelmişti herhalde. Ankara sizi 10 bin liraya ne kadar yaklaştırmıştır? Ankara, güzel Ankara en popüler cevapmış. 197 puandasınız. 3 puan çıkar artık ya. Üniforma giyen bir meslek söyleyin dedim. Asker dediniz. Asker, size ihtiyacınız olan o 3 puanı getirecek mi? Daha da önemlisi, buradan sizi 10 bin lirayla uğurlayabilecek miyiz? Şimdi göreceğiz. Thank you.
Evet. Şöyle Nihat'cığım gidiyor. O 1 lirayı kaptı gidiyor. Nihat Bey'cim şöyle alayım size. Teşekkür ederim. Harikasınız. Kocaman alkış size. Alkış size. Size alkış. Şöyle bir şeyim. Arkadaşım tebrikler. Ay ne tatlısınız. Tebrikleşirsiniz sonra. Şöyle bir şey söyleyeceğim. Memnun musunuz? Çok. Evet. Çok. Geldiğinize memnun musunuz? Evet. Hayatınızı renk kattık mı? Ay ne güzel. İyi ki geldin. Her yaşlılar gününde bekliyoruz çağırmanızı. Ay her zaman bekliyorum. Tamam. Sadiyeciğim bu iş artık tamam. Gençleşeceğiz. Hep gelin. Yılda bir gelin muhakkak. Tamam. 10 yıl gençleştiriyor muyuz acaba? Evet. Tabii. Wow, evet. O zaman daha sık gelin. Yılda iki gelinsin. Sen de zaten Benjamin şeyi var sende. Ben geriye gidiyorum. Tabii. Harikasınız. Efendim şöyle. Ankara'da... Ay 3 puan Ankara. Dedim ki ne oluyor? Evet. İyi ki Ankara'yı bana bıraktın. Evet, sen Ankara'lısın ama. Adıyaman nereden geldin? Adana diyecek. Yok, neyse Adıyaman da fena değildi. Sen kazanamadın. Fena değildi. İyi ki geldiniz. Ayaklarınıza sağlık. Evet, bu özel akşamda bizi kırmadınız. Bizi yalnız bırakmadınız. Size kocaman alkış. Teşekkür ederim. Sağ olun. Zerincim ne dersin? Bir öyle kapatalım mı? Evet. Hadi buyursunlar. O zaman yepyeni bir aileler görüşürüz. Tekrar görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.